bir yere ayrılmayın dedik. Gerçekten ayrılmamışsınız. Gümbür gümbür Sözde Futbol devam ediyor. Sözde Futbol'dayız etiketine. Fotoğraflarınızı ve yorumlarınızı atın. Fotoğraflarınız bir bir geliyor. Sizlerden ricam. Hiçbir şey esirgemeyin. Her şeyi sorun. Ümit abi seninle devam edeceğiz. Birazdan Abdullah Avcı'nın açıklamalarını alacağız. Fenerbahçe muhtemel 11. Trabzonspor muhtemel 11. Galatasaray muhtemel 11. Galatasaray'da durum ne? Evren Turun'a soracağız. O Florya'daydı. Florya'da muhtemelen 11 değil aslında kesin 11'i biliyor. Muhtemelen bize verir diye tahmin ediyorum. Abi bırak şaka yapma. Seyircimiz senden özel haber bekliyor. Ümit abi sen de iyi. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun demiştik. İyi düşünüyorum. Sen de onu mu düşünüyorum? Güzel hissediyorum. Ali Koç beni transfer ettikten sonra bu maçı yenilme şansımız yok demiştin. Ya işi gücü provokatörlük yapmak. Ben böyle bir provokasyon. Karıştırıcı ya. Bunu... Yok asla. Mikser mi? Bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Bir mikser fabrikası açsak mı? Tutar değil mi? Bak tutar. Bak tutar. Vallahi tutar. Vallahi karıştırmak değil. Benim görevim ne? Gerçekleri böyle gün yüzüne çıkartmak. Ali Koç eğer bugün çeyrek finale çıkmış ise, Ali Koç eğer bugün hala şampiyonluk yarışındaysa takımı, seni transferinden sever. Ya, bak yarın Fenerbahçe kazanacaksa Mücadat'ı transfer ettiği için ya. Ya ne alaka? Geçen ay sol bekli Mücadat çıkacak. Bugün ya, bir arkadaşı gördüm. Ya diyor bu kadınların diyor salatalık şeyini anlamıyorum diyor detoksunu diyor. Allah güzelleştirmemiş seni diyor. Hıyar mı güzelleştirecek diyor. Şimdi abi. Yalnız yani, öyle deme. Kore'de bana yaptılar. 2 yaş gençleştirdi beni. Kore'de ne yaptın tabii, sen? Gittik ya şeye Kore'ye kampa. Beşiktaş'ta. Öyle mi? Tabii. 2 yaş gençleştirdi. Tabii 2 yaş Kore ondan sonra normalde. Yani sanki ondan başka kimse Kore'ye gidemez gibi. Kore'dekiler ondan mı hep genç gözüküyor? Onlar sarımsak yiyor abi. Asansöre biniyorsun kokudan tak evet, oldu. Evet, onlar her şeyi yiyordu. Ne? Her şeyi yiyorlar. Evet Ümit abi. Valla yani yarın ne olur? Ben sana söyleyeyim. Livakovic, Osayi, Ciku. Bir muhtemel 11 verebiliyor muyuz? Çağlar yok Ciku. Kim oynar Ciku'nu? Osterwolde, Ferdi. İsmail, Frenk. Fenerbahçe. Şimanski, İrfan, Tadiç. Ciku 11 ile oynar. İdeal 11 ile oynar. Cengiz oynatmaz mı? Oynatmaz. Yarın Cengiz bekliyor bizim ekip. Mert Hakan yok. Yok abi İrfan oynatır yarın. Ben de İrfancıyım. İrfancıyım derken İrfan'la oynayacağım. Mert Hakan niye yok ya? Mert Hakan sakatmış abi. Aslında yarın bir şey söyleyeyim mi? Sakat. Yarın çok değişik bir şey yap. Yap İsmail'i tek önlü büro. Sağına Fred'e koy. Soluna İrfan Can'ı koy. Oo. Cengiz'i sağ oynat. Sola Tadiç'i at. Öne Ceko'yu at. 4-3-3 daya gitsin bakayım. Ben ne yapardım biliyor musun hocam? Ne yaparsın? Ben de öyle yapardım. Abi. Ben ne yapardım biliyor musun? Senin yaptığını yapardım. Ama farklı bir şey daha yapardım. Ne yapardım? Örnek mesela Tadiç'i çekerdim Şimanski'nin olduğu yere. İrfan'ı sola, Cengiz'i sağa abi. O da olabilir. Hani Tadiç'ten 3'te ortasada daha çok faydalanır diye. Ya şimdi ya. Ama Ümit abi. Niye Serdar Aziz abi? Serdar Aziz görünüyor. Sen kimi bekliyorsun? Beka o mu? Ciku Osterwolde. Beka o kadroda yok herhalde benim. Ciku Osterwolde abi. Ciku Osterwolde mi oynayan? Yani şimdi özellikle Belçika maçından, Belçika'daki maçtan sonraki açıklamalardan sonra Ciku Osterwolde'nin... Ama Belçika maçından sonra geldi ilk lig maçında, Pendik maçında oynayan çıktı ya 50 dakika. Şey, 45'te. O zaman açıklamalar yere düşer. Olmaz o. Bence Osterwolde ile başlar. Diye düşünüyorum. Stoperde Serdar Aziz tek hamleli abi. Serdar Aziz olursa bence de büyük problem olur yani. Yani tek hamleli oyuncu. Yan topla gol atabilir mi? İbrahim Toraman gibi yan top şansı var. Ona bir şey demem ama ya yarın ilk gol çok önemli abi. İlk golü kim atarsa bence yani ya da şöyle bir şey yapabilir mi hocam? Geçen gün dedim ki ilk yarıyı 2-1 Trabzon kapatıp 3-2 Fenerbahçe alacak dedim ama sonra tam şöyle bakıyorum. Oldu. İlk gol hakikaten böyle maçlarda çok önemli. Tabii. Bir hışımla başlayacaklar. Özellikle Mert Hakan'ın Trabzon'da hedef gösterilmesinden sonra. Tamam mı? Yani Mert Hakan orada yok. Allah'tan gitmedi ki onun adına da bir şans. Çünkü ne olur ne olmaz. Sanki öyle bir algı yaratıldı ki sanki Trabzon'a karşı yapmış gibi bir algı yarattılar. Mert orada. Hakan'ın eksikliği sizde mi? Gitmiş ama oynamayacak. Bilmiyorum. Ha, gitmiş. Mert Hakan'ın eksikliği sizde mi? Yok ya ben öyle düşünmüyorum. Ya, tahmin etmiyorum yani. Niye biliyoruz ki adam son 3 hafta için. Yok hayır. 3 haftadır adam gol atıyor. Gitmiş mi? Kesin gitmiş mi? Gitmiş. Takımla berabermiş de oynamayacak. Onu bilmiyorum. Tabii. Ama ben bak yarın Fenerbahçe kazanırsa meşale yakar. Neye? Şampiyonluk meşalesi yakar. Hayda. Evren abi ne hissediyorsun? Bu arada bir Abdullah Avcı'nın açıklamasını verelim. Ne hissediyorsun? Verelim yani Abdullah Avcı'nın açıklamasını. Ama daha önce Galatasaray maçı yok mu? Evet. Dedim ya. Sonra yani Galatasaray kazanırsa... Bir şey değişmez. Zaten maçın ritmini o bir şey ölüyor. Kazanırsa çok şey değişmez. Galatasaray yani. Kasımpaşa'ya kazanırsa Fenerbahçe'nin yenilme ihtimali çok yüksek. Bir Abdullah Avcı'ya gidelim. Bu bir ölüm kalım savaş maçı değil.
bizim çok rahat olmamız gereken bir maç. Tribünün de öyle olması lazım. Sakin ve sabırlı şekilde takımlarına destek versinler. Onu verdikleri zaman zaten sonuç geliyor. Maçla ilgili bir şey konuşmayacağım. Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerine bakabilirsiniz. Bunu kendim hayırlısı mi? Olsun. Güzel bir maç olsun. Ne demek o ya Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe? Bunu şimdi al. İstatistikleri gelelim. Ya bunu Abdullah Avcı'nın kendisi mi söyledi? Evet. Fenerbahçe'ye karşı ne yapmış onu gelelim. Ya ne manasız bir laf. Yani ben Fenerbahçe'yi her başta yeniyorum mu demek istiyorsun? Aa, onu diyorum. Ne manasız bir laf abi. O zaman sen... Fenerbahçe'ye karşı 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet. Galatasaray'a karşı ne yapmış? Bir onu da verelim Ekran'a. Galatasaray'a karşı 29 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet. Tamam bu laf başka bir şey. Fenerbahçe istatistiği ekranda kalsın. Hani ne alaka abi? Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe istatistiklerini biliyorsunuz lafının içeriği ne abi? Acaba Abdullah Avcı'nın Trabzonspor başında Fenerbahçe'ye karşı istatistikleri. Onu mu demek istiyorsun? O ne Yasir? Ona bir bakar mısın? Abdullah Avcı Fenerbahçe'nin başında, özür diliyorum, Trabzonspor'un başındayken Fenerbahçe'ye karşı ne yapmış? Bir de 4 maç oynadı. Ben sana söyleyeyim. 2 galibiyet, 2 beraberliği var galiba. Mağlubiyet yok. Yok. Yani onu mu demek istiyorsun? Ama ne manasız bir açıklama? Niye bunu niye söylüyorsun? Niye abi? Bir de ne demek bak, niye? Şöyle bir Evren abi duyayım. Ya bunu Galatasaray oynadığı zaman Beşiktaşlı bir açıklama yaptığı zaman bak, Abdullah Avcı'nın şöyle bir problemi var. Problem değil. Kenara not almış. Bugün Sergen Yalçın'ın yaptığı gibi. Beni almadınız mı? Al size. Buyurun. Tamam abicim bunda bir çelaya var. Bak, bir şey Abdullah, var. Zaten o var. Abdullah Avcı biliyorsun bak. Ali Koç çağırdı. Özel bir sürü sunumlar falan yaptı Fenerbahçe için. Her şey hazır. Çok güzel. Fenerbahçe gidiyken almadı Ali Koç Fenerbahçe'ye. Bu sunumlar nasıl ya? Bir ben beceremedim bu sunum. Antrenörlere bakıyorum abi. Her kulübe bir sunumla bilgisayarla gidiyorlar. Yani bu başkanlar bilmiyor mu abi bu bilgisayarla boşuna olmayacağını? Eğer ki çağırırlarsa ara beni ben sana bir analizci bir kardeşimi gönderirim hemen sunum hazırlar. Onunla beraber gider sunarsınız orada. Yani ben anlamadım bu işi abi yani. Hakikaten anlamadım ya. Altlıklarda da öyle duyuyorum böyle. Kulüpler çağırıyor. Ellerine bilgisayar alıp sunum yapmaya gidiyorlar abi. Ben anlamadım. Ne borsa mı lan bu? Vallahi bilemiyorum. Neyin sunumu ne yapıyorsunuz yani? Ama ilk onu Ersun Hoca yaptı herhalde değil mi Ali Koç'a yine? Olabilir. Ama sanki böyle zaten bilgisayar bu sunum olayı oradan çıkıyor. Evren abi. Microsoft Ersun. Böyle bir şeyi var. Hırsı var açıkçası Ali Koç'a karşı ya da Fenerbahçe'ye karşı. Ya hırs demeyelim de şimdi bu da prestij maçı. Yani konsantrasyonu onun için, var. Onun için prestij maçı. O zaman özür dilerim ben şunu diyeyim ya. Okan Buruk şampiyon olup Avrupa'ya giderse Abdullah Avcı da bu galibiyetle Galatasaray'a mı hoca olmak istiyor yani? Nasıl yani abi? Ben de bunu mu diyeyim yani şimdi? Ben de bunu mu diyeyim yani şimdi? Ne demek yani? Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe maçı istatistiklerini biliyorsunuz. Biliyoruz. Ne oldu? Kazanıyorum yani diyor adam. Tabii. Trabzonspor'da bir tane maç oynadı. Demek istiyor yani. 2 galibiyet, 2 beraberlik. Mağlubiyeti yok. Beraber. Hocam ne diyor biliyor musun taraftarına? Çok fazla gergin, stresli olmayın diyor. Ben Fenerbahçe'ye karşı çok fazla mağlup olmuyorum. Bu maçta da en kötü berabere biter. Yani o çok fazla şey yapmayın. Stresi, ya şimdi şu var. İlk maçtaki görüntüye baktığında İsmail Hoca'nın burada teknik adam olarak bir şey katması lazım. Taktik olarak baktığında Trabzon ilk maçta inanılmaz üstünlük sağladı Abdullah Avcı. Evet. Yani bu gözüktü maçta da. Oyun olarak da. Düşün oyun olarak her türlü. Hakem o kadar Fenerbahçe o maçı tutmasına rağmen yine Trabzon maçı kazandı. Düşün o maçı hatırlayın. Tabii. Yani oradaki oyun çok farklıydı. Böyle Trabzon kaç tane maç oynadı bu sezon? Taşlaşsa 3 tane belki oynamıştır. Yani bu maçların havası farklı olur. Ama hani kazanır kazanmaz onu bilemem. Ama kolay maç değil. Zaten Fenerbahçe şampiyonluğu geçen sene Trabzon maçıyla orada bir kırılma oldu biliyorsun. Tabii. Ama Galatasaray. Ya tabii Galatasaray yaptı. Orada puan kaybetti. Burada Galatasaray'ın avantajı şu kendine göre. Galatasaray Fenerbahçe'ye şu an bakmıyor. Puan kaybetmiş kazanmış. Tabii. Kendi maçına odaklı. Niye? Önde olduğu için. Geride olsa daha çok bakacaktı oraya yönlenecekti. Ne olacak ne bitecek. Şimdi kazanırsa Galatasaray. Yarın ben yani Galatasaray eğer kazanırsa yarın Kasımpaşa'ya kazanırsa zor bir maç olacak. Ki çok zor. Çok zor abi. Trabzon'da bir fırtına olabilir. Hazırlıklı Trabzon. Olsun da. Karadeniz fırtınası bekliyorum. Ben de rüyamda gördüm yani bir fırtına vardı. Büyük bir Karadeniz fırtınası vardı yani anladın mı? Tsunami gibi. Evet acayip bir fırtınaydı. Oyda. Ya o işin bir tarafı ama Abdullah Hoca bu maçları iyi oynuyor ama kazanır mı kazanmaz mı? Fenerbahçe'de baktığında moralli. Burada dediğim gibi İsmail Hoca atacağı bir gol, işte iyi yapacağı bir takım savunması, çıkacak kontrataklarla veya önde mi basar bilmiyorum artık. Bir şekilde o şeyi çözmesi lazım ama takım olarak baktığında iki takımı yan yana koy Fenerbahçe takım olarak daha iyi takım. 3 defa liderlikten etmiş bugüne kadar Abdullah Avcı. Fenerbahçe. Tam ondan öyle konuşuyor. 3 defa liderlikten etmiş. Yapışar bir şey sormak istiyorum merak ediyorum. Fenerbahçe'de Galatasaray bu yarışın içindeyken özellikle evet. Şampiyonluk yarışı içerisinde son düzlükte Galatasaray önündeyken Fenerbahçe hiç geçebilmiş mi Galatasaray? Yok. Hatırlıyor musun hocam sen? Bilmiyorum. Galatasaray abi finallerde gerçekten bak
nasıl bir şekilde abi çıkıyorlar o finalden. Yani başarılı çıkıyor yani. Bir Beşiktaş'a karşı final kaybetti Galatasaray. Bilmiyorum. Yani Fener'le Galatasaray. Sen önce kaybetti ya. Şu anda Fener'le Galatasaray'ı kıyaslıyoruz. Sen önce kaybetti içinde, ya. Sen önce pardon. Yani yarışın içinde. Sergen Yalçın'ın şampiyonluğunda. Şey, ama bak şu anda Galatasaray önde. O zaman Beşiktaş öndeydi. Öndeydi. Tabii Galatasaray'la Fener ki yarışırken. Son gole kadar getirdi Galatasaray. Fener'in önünde olan Galatasaray'la Fenerbahçe yarıştığı zamanlar hangi sezon Fenerbahçe Galatasaray'ı geçip şampiyon oldu? Ki son düzlükte. Galatasaray bu arada bu yılda geriden i̇şte bu geldi. Süreci, Okan abi yanlış anlama. Tamam. Hatay maçı falan geriden geldi. İşte konuyu açma. Oraları da biliyoruz. Oraları da onu da söylerdim de. Tamam, ben çok fazla kelimeyi uzatmak istemiyorum. En son cümleyi söyleyip yani bununla ilgili bir istatistik paylaşmak veyahut da söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray'ı geçebildi mi ben hatırlamıyorum. İşte Galatasaray bu süreci çok iyi yönetiyor abi. Son süreçte, son çeyrekte baba bırakmıyor adamlar. Bir şekilde götürüyorlar. Bırakmıyor. Yarın tabii şu var. Yarın acayip bir gün. Çok önemli bir gün kesinlikle bence. Kesinlikle öyle. Yarın yani, tam bir futbol şöleni. Tamam. İşin sonu değil ama Galatasaray kazanırsa bence şampiyon belli olur. Tabii. Fener'de Trabzon'da kalırsın. Zaten puan kaybettiği zaman olay Trabzon zaten. Trabzon puan kaybeder, kaybettirirse tamam mı? Yani bir puan aldı her iki takımda. Ben o maçı mesela Trabzon kazanır kazanmaz diyor. Galatasaray'ın kazanması önemli. Yarın. Çünkü Kasımpaşa zor maç abi. Dörtte çok oynuyoruz. Zor maç. Halen daha dörtte diye oynadıklarını da açıklamadılar biliyorsun. Evet. Halen mantıklı. Daha belirsiz yani. Ya dörtte değil şey. Pazartesi oynaması. Ha yani o da Cuma'ya çektiler filan. Oradan da bir şekilde saç sapan işler oluyor. Aynen öyle. Ama erken oynamak bir taraftan da avantaj. Kazanırsan rakibini daha stresi sokacaksın. Kesinlikle öyle. Bu da önemli. Yani yarın Galatasaray kazandı ya. Galatasaray kazanırsa şampiyon belli. Galatasaray puan kaybeder. Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk ortak. Aynen öyle. Kafa kafaya gider. Kafa kafaya gelecekler. Kafa kafaya gider. O zaman ortak olacak. Onun için yarın çok önemli bir gün. Ama ben Galatasaray yine bu zor maçı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü artık bu saatten sonra her maç final havasında olduğu için artık tek şeyde oynuyorsun. Takım dinlendi. Tabii. Kadroya bakıyorsun. Bir çıkış var. Yani artık Galatasaray'ın da bir iyi bir kötü oynama lüksü yok. Galatasaray muhtemelen 11'i yani bitirir değil mi? Yani Rize maçındaki onun temposu, çıkış artık bunu da sürdürmesi lazım. Ama Kasımpaşa'da zorlayacak ben sana söyleyeyim. Galatasaray son haftalarda abi hep erken işi fişi çekiyor. Ki kendisine karşı oynayan takımları da çok rahat ediyor. Abi erken yani. Gol her zaman önemli. Bak Fenerbahçe sezon başı fırtına gibi girdiğini hatırla. Hep 15 dakikada 2-0 tık tık bitiriyordu iş. Bir muhtemel 11'i okuyayım abi. Muslera, Kaan Ayhan, Nelson, Abdülkerim, Kön, Kerem, Torreira, Mertens, Kerem, Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi. Abdülkerim oynar mı? Oynuyor. Büyük bir ihtimalle oynuyor. Davinson Sanchez. Sanchez yok. Yok mu ki zaten? Yedekler demiyor. Sakat yok. Sabit. Oraya hazır. Kaan Ayhan oynar. Kaan Ayhan başlayacak. Evet. Kaan Ayhan oynamak istiyor. Düşün sakat sakat oynuyor. O da evet. Kolay değil. Ama diğer kadro artık Okan Hoca bunu bozmaz kolay kolay. Çok ciddi bir sakatlık olmadığı sürece bunu bozmaz. Bir de benim kafam şeye takıldı. Ne abi? Icardi de artık oyuna dahil oldu. Evet. Ziyeş hazır. Şimdi gol attı. Ziyeş geliyor. Artık Ziyeş'in de katkı vermesi lazım. Tabii, hazır. Geçen hafta iyi bir pozisyona gitti. Tete asist yaptı. Ön tarafta Ziyech'te kafadan başlayacağını düşünmüyorum. Barış Kerem işi iyi oturdu oraya Mertens, Icardi. Tam formundalar. Atıyorlar, attırıyorlar. Tam ritmini buldular. Kafam şeye takıldı. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı biliyorsun. Kasımpaşa bütün şeyleri açtı Paso Ligi. Evet. İlk bu maçta tribünleri Galatasaray'ları açmadılar. Hatay canlısını yapmıştı herhalde. Yanlış Galatasaray maçı açmadı Kasımpaşa. Şimdi Galatasaray işte 700 taraftar. Bütün takımları açtılar şimdi Paso Ligi. Yani Fenerbahçe'de yani bütün taraftarı biletler de bitti. Ve misafir tribünlerin yani, fiyatları da normal tribünlere göre çok daha yüksek. Şimdi ben bunu diyorum ya yani burada neden bunu yapar mesela bir takım? Niye yapar abi? Her takıma eşit olması lazım. Adaletten bahsediyoruz. Tabii ki taraftar çok önemli. Yani o tribündeki de hepsinin Kasımpaşa'nın olmayacağını herkes biliyor. Misafir tribünü? Misafir tribünü nasıl yani? Galatasaray zaten o 700 kişilik ayrılmış zaten. O kadar. Evet. Anladın mı? Yani buradaki amaçtı. Ve hepsi satılmış. Yarın bakıyor satın %50'si Galatasaray'dan gelen yani, o maça. Niye Galatasaray maçı gelmiyor? Ne güzel. Sonra yani, diyorlar ki Galatasaray çok güçlü federasyonda. Her tarafı zaten bağlamışız. Kulüpler de size çalışıyor. Vay da. Kulüpler de size çalışıyor. Bir de Galatasaray'ı susturuyorsunuz. Galatasaray'ın öyle bir gücü yok ki. Galatasaray'ın öyle bir gücü yok. Galatasaray beka sorunu mu abi? Kesinlikle öyle bir durum yok. Ali Koçak onu söylemedi cesaret ister. Biz söylesek, onu hapse atarlar bizi. Orada cümle eksikliği var. Ama yok aynen böyle dedi. Evet. Galatasaray beka sorunudur. Bunu 30 yani. Milyon için söylemiyor ki abi. Abi Galatasaray diyor daha. Tamam da 30 milyon için söylemiyor ya, abi. Orada cümle eksikliği var sonra abi. Kulüp de ismini değiştirdi. Orada cümle eksikliği var yani. İşte. Orada haksızlık yapmayın. Yani orada cümle ama tam cümle bu değil mi? Orada adamın konuştuğu çok tehlikeli işler. Futbolla alakası yok bu konuşmaların. Bir,
Hain FETÖ örgütüyle kulübü sen, adlandırıyorsun. Evet, bunu abi, yapamazsın abi. Ölmüş kardeşine. Bunu yapamaz. Abi Evren abi adama bak, ölmüş kardeşi üzerinden kalkıp olarak, onları yaparsan. Bir dakika abici ben konuşayım. Adam o sinirle ben, bunları söyler ya. Hayır abi. Kendi kardeşiyle ilgili cevabını verir. Dursun Özbey'i eleştirir. Erden Timur zaten kulüp kulüp hepsini eleştiriyor. Her zaten medya bu konuda bu sezon maşallah var. %80'i zaten anadan babadan aşağı giriyorlar bütün topçuları. Hiç sen Fenerbahçeli futbolcuyla ilgili bir şey duyuyor musun? Yöneticisi hiçbir şey yok. Onlarla ilgili basında hiçbir şey gözükmüyor. Devamlı bir şey var. Şimdi Galatasaray kulübü camiası hakkında böyle bir şey konuşamaz. Kimse konuşamaz. Oyuncuların hepsi var. Yıllarca konuşuyoruz işte. Kişilerle beraber kulübü nasıl suçluyorsun abi? Bu ne cesaret? Biz bunu yarın bir gün programda söylesek bir camia hakkında bizi hemen karakola çağırırlar. Siz hayırdır ne yapıyorsunuz? Biz futbolla ilgili ben başkan geldiğinde ilk başta evet dedim ki ben Galatasaray olarak korktum abi. Zengin bir adam, güçlü bir ailenin çocuğu. Varisi. İki yıl başladı şey centilmenlik, fair play dedik. Herhalde futbolun şeyi değişiyor. Başarısızlar geldikçe bu 5 yıl içerisindeki oradan olay bu tarafa geldi. Ciddi yatırım yaptı, devamlı yapıyor, cebinden harcıyor. Evet futbolumuza böyle bir ihtiyaç var. Ama son döneme geldiğinde her şey mübah deyip, şimdi bak bir takımla uğraşırsın, bir takımla rekabet yaparsın. Rekabet sahada da olur, hakemlerle konuşursun, takımını savunursun bireysel olarak. Ama camialara girdiğin zaman onları bir şeyle suçluyorsan ki suçladığın olay çok tehlikeli bir olay. Ne oluyor bu sefer? Bütün sosyal medya, bütün taraftarlar onunla ilgili bu camiaya küfür ediyorlar veya bununla suçluyorlar. Çok ciddi i̇lk bir önce, problem ortaya çıkıyor. İlk önce bir şey demedik. Hadi federasyona git tokatlarsak dedi. Tamam. Evet. Hakemleri gördüğünüz yerde gerekeni şey yapın. Fotoğraflarını çekin. Şimdi üçüncü sen büyüyor. 30 milyon taraftarı olan insanları bununla şey yapıyoruz. Ama Dursun Özbek de Ali Koç için proje demişti abi. Ya da fotoğraflarına demişti. Tamam o da Dursun Özbek cevabını versin. Dursun Özbek hiçbir zaman Fenerbahçe camiasıyla ilgili bir şey yapmadı. Demiyor Allah Allah. Demiyor yani. Onunla ilgili o birbirlerini yapabilirler. Bizi bunlarla meşgul edemezler. Ve bunlarla ilgili bizi geremezler. Ya bu başarısızlığımın sonucu bu Galatasaray'ın böyle böyle olması değil. Ya burada bir kupa asıl önemli olan. Yani alt üstü kupa. Futbol başı alacağım bir kupa. Seneye de olmazsa Fenerbahçe alır. Öbür sene Galatasaray alır. Buradaki olay daha tehlikeli. Beka yani, sorunu demesi büyük bir problem midir abi? Bence de problem. Ciddi bir sorun. Ha bu ben, gerginlik ben yaratmıyor mu? Tabii ki yaratıyor. Sen bunu dediğin zaman bu olay başka yerlere gidiyor. Biz futbolla ilgili konuşuruz ama hiç başka siyaset yönünde gidiyor. Bak oradaki adam bir Ankaralı bir muhabir. Belki çoğunun gözünden kaçtı. Ankara'dan geldim dedi. Ben evet, politikacı muhabiriyim muhabir. Dedi. Siyasi muhabirim dedi. Bir soru sordu. Evet. Başkan evet orada futbolla ilgili bir devrim yapacağız dedi. Yapmamız lazım. Doğru. Ona ben de varım. Hepimiz de onu zaten eleştiriyoruz. Ne dedik? Futbolla ilgili işte futbolu bilenler olsun. Hakemler, federasyon hepsi değişebilir. Evet dedi. Dedi pekala siyasi yönden de bir şey olabilir mi? Buna bir şey etkisi olabilir mi? En tehlikeli soru o. Futbolla ilgili inşallah olur dedi. Onun da belki bir çırpıntısı oraya bir şeyi çıkar dedi. Bunu soruyorum. Ne demek bu? Nasıl bir devrim? Yani siyaset futbolda mı devrim yapsın diyor. Yok futbolla ilgili bir devrim olsun diyor. Belki öbür taraflara da sıçrar diyor. Yani futboldaki devrim diğer siyasete de sıçrar. Yani Ali Koç neyin devrimini istiyor işte diyorsun sen? Ne yani? Siyasette ne devrimi istiyor? İşte ya, oradaki sıkıntı o. Galatasaray FETÖ hain örgütü Galatasaraylıymış. Öbürü işte Beşiktaş. Herkes bir takım tutuyor. Hain Galatasaray himmetli takım... duayla ayağa kalkıyor diyor. Abi herkes kendi takım için dua ediyor. Anladın mı? Yani suçlamalara baktığın zaman ciddi. Bunu sen ben burada oturup bir yerde söylesek veya canlı yayında konuşsak büyük sıkıntı. Suç yani. Futbolun bu olayı başka bir olaya gitti yani. Onu demek istiyorum. Yok. Yani, çıktı yani işin içinden. Demek istedin abi. Ben ondan dolayı rahatsızım. Yoksa bir takım şampiyon olacak. Bu sene de olsun. Fenerbahçe de olabilir. Beşiktaş da olur. Galatasaray da olur. Sorun o değil. Olay bir kupa değil sanki yani. Alacağım bir kupayı. Yani bu, niye Ali Koç 4 yıl 5 yıldır şampiyon olamıyor zaten. Yeni değil. Niye daha önceki seneler bu kadar bu yoktu? Şimdi bu kadar her yerden saldırıma girdi. Ben diğer Galatasaray'ın da zaman zaman açıklamalarını beğenmiyorum. Beşiktaş'ta Trabzon zaman zaman bunları yaptı. Ama bu başka bir boyut. Bu daha büyük tehlike. Şampiyon oldun olamadı. Olamazsan ne olacak şimdi? Yani hiçbir şey olmayacak. Seneye yine kalacak belki. Yine takıma çok kalırsa devam eder belki abi. Belki şampiyon da olacak.
Kalırsa devam eder. Farklı yani bir şey koca bir camiye bununla suçlamak doğru bir mantık mı? Bence değil. Ya bu söylemler veya neyi açıklıyor? Herkese soruyorum. Niye böyle bir şey yapıyor? Veya işte son dönemde işte FETÖ'cülerin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Artık tekrar eski. Biz de onları yıllardır tartışıyoruz. İşte tekrar hocalara baktığın zaman hepsi geliyor abi yine. Evet, onunla ilgili şey yok. Devleti de hükümeti bu konuda suçluyor. Yani bunda da diyor bu, biraz bu, diyor kafam, bu kulübe, tam kafam açıklama, karıştı diyor. Bu kulübün şimdi kötülükle ve riyakarlıkla Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu diyor. Bak öyle yani Galatasaray kulübü kötü ve riyakar. Yani 200'de anlamında. Riyakar 200'de demek. Bak hep kulübe camiaya diyor. Ya bunu bak bireysel olarak zengin bir ailenin çocuğu olarak kendi şirketinin önünde açıklama yapabilirsin. Evet. O senin kişisel sorunundur. Herkes saygı duyuyor. Herkesin özgürlük şeyi yok mu? Herkes bir şeyi tutuyor. Bir parti tutabilir veya birisi olabilir, destekleyebilir. Bu çok normal. Tabii. Ama Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bunun olması normal bir durum mu? Bu eleştiri. Özel basın açıklaması yaptı abi bunun için. Ya tamam işte sonuçta orada yapıyor. Herkes tabii alkışlıyor. Değil mi? Bayağı bir insan var yani. Yok, bayağı seçim çalışması gibi falan bir şeydi yani. Yani kişisel olarak bir açıklama değil. Fenerbahçe Başkanı olarak aday yapıyor açıklamaları. Normal bir yerde ayrı bir şey olur. Bu konuyla alakalı bir siyasi bir görüşü vardır herkesin. Tabii o başka bir şey. Onunla ilgili bir basın toplantısı yaparsın. Bu benim garibime gidiyor. Bu normal bir durum değil. Bir Ümit abiye döneyim mi Evren abi? Ümit abi diyor ki Evren abi zaten dinledin detaylı. Ha bir de son bir şey söyleyeyim. Buyur abi lütfen. Şuna kafam takıldı. Ben aslında diyor böyle bir şeyi konuşmak istemiyorum. Yani benim de istemediğim bir şey bu diyor. Ya bunları diyor aslında söylemek istemiyorum. Mecbur. Kim mecbur kaldırıyor? Hani onu merak ettim. Çaresiz kaldık anlamında diyor. Ha öyle mi diyor? Yani şöyle. Buna niye şampiyonluk mecbur elimizden gidiyor anlamında diyor belki. O zaman hani bütün Galatasaray camiasını ülke ne olursa olsun abi karışsın her taraf. Ben şampiyon olayım da mı o olay o mu? Ben onu anlayamadım. Yani veya o niye buna mecbur? Artık diyor benim tarzım değil diyor. Doğru olarak hani ben bunu böyle bir konuşmak istemiyorum ama diyor mecbur konuşuyorum. Diyor. Hakemlerden memnunsunuz. Sadece bizim maçlarda güvenmiyorsunuz. Riyakar oldu riyakarsınız. Belki de o ülke için beka sorunsunuz. Milyonlar için sorunsunuz. Tam açıklama bu abi. Yani her türlü eleştiri o yapabilir. Dursun Özbey'i beğenmedi. Bak onunla ilgili de bir şeyler söyledi. Biz onlara karışmayız. Bir kulüpler birbirle atışır bireysel olarak. Bunu yaptılar. Şey. Doğru mu buluyoruz? Bulmuyoruz. Ama bu öbür yaptıkları son konuşmadık şeydi. Bence onlar çok normal açıklamalar değil yani. Mesela Pendik Spor ve Eyüp Spor'un ve Galatasaray'ın üçlü koalisyon kurduğunu söylüyor. Ama o anda neydi Eyüp Spor'un başkanı? Murat mıydı? Murat Başkan. Hiç işim aklıma gelmiyor. Açıklama yapmış Sayın Murat Başkan. Ben o anda Selahattin Baki aradım. Beni bağlasın canlı yayına. Ben cevabını vereyim. Niye beni itham altında bırakıyor diye bir açıklaması var onun da. Ya koalisyona bakarsan dolu takım buluruz Fenerbahçe'de koalisyon yaptı. Yani o dedikodulara bakarsan. Evet. Bunlar yanlış işler abi. Hepsi bir sonuçta bir takım. Ha oradaki düzen federasyonun işi o. Eğer bir sıkıntı varsa transferlerde hepsi hülle yoluyla veya kimi bir şekilde transferlerde bir şeyler yaptılar. Anladın mı? Her kulübün yani için söylüyorsun. Ha, satışlarda da oluyor, alışlarda da oluyor. Oluyordur yani. Veya orada açıklar vardır, bir şey yapıyorlardır. Anladın mı yani? Bir şeyi suçlarken kendin de bir taraftan baktığında neler yaptığına bakacaksın. Tek taraflı. Hakem hatalarını gösteriyor mesela. Fenerbahçe ile ilgili de onun 5 katı hatalar var. O zaman çıksın Dursun Özbek de mi onları tek tek göstersin? Ha ona bir şey demiyorum. Onu da mesela şeyini savunabilir. Yani bize bunlar yapılıyor. Rakibin hatalarını gösterebilir. Hadi onun bir şeyi var, götürürü var. Ama diğerlerle ilgili bana çok normal gelmedi bu açıklamalar açıkçası. Biraz. Spor eski futbolcu olarak bırak bütün takımları Galatasaray'ı falan hiçbir Fenerbahçe, Beşiktaş'ı biraz bence şeyi aştı. Sınırı aştı diyor. Ümit abi Galatasaray beka sorunu mu? Şimdi bak 2 saatlik toplantıda mutlaka dil sürüşmesi veyahut da yanlış cümleler kurulabilir. Biz de burada 4 kişi birden yayın yapıyoruz. Ara zaman ağzımızdan belki de hiç düşünmediğimiz cümleler de çıkıyor. Doğru mu? Doğru. Normal. Şimdi mesela biraz önce konuştuk sen abdest almayı biliyor musun dedi. Ali Koç'un dili mi sürçtü? Ben şaka yaptığını biliyorum. Espri yapıyordum orada. Bir dakika. Abi ben art niyetli olsam bu lafı başka yönde anlayabilirim. Bir dakika. Örnek veririm. Örnek vererek gidiyoruz kardeşim. Tabii, yok, çok yere gelir bu laf çünkü. Ama ben onun niyetini biliyorum. Samimiyetini biliyorsun. Bir dakika. Tamam mı şimdi? Tek başına 2000 kişiye konuşan birisinin hata yapma lüksü vardır kardeşim. Bak şimdi Galatasaray derken 30 milyonu kastetmiyor. Şimdi o zaman burada bir şey konuşalım. 3 Temmuz'un bir kumpas olduğunu herkes kabul ediyor herhalde, doğru hiç mu? Hiç şüphe yok. Ama birçok
Allah korusun. Allah korusun. Velev ki şike diye baktılar. Allah korusun diyorum. Ama kimse Ahmet Mehmet yaptı demiyor. Fenerbahçe yaptı diyor. Evet. Orada niye kişi konuşulmuyor? Örnek veriyorum. Allah korusun öyle bir şey olsa kişi olarak değil de bütün bir Fenerbahçe olarak. O dönemde çok konuşuluyordu ama abi. Kişileri ve kurumlara ayıralım tamam diye. Tamam. Kişileri şimdi ceza de, verelim kurumlara tamam, ayıralım. Anlatabildim diye mi? Şimdi yani bunu 30 milyona söylediğini. Dili suçlu diyorsun sen. Bunu yani mantığı yok. Niye söylesin? Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya söylüyorsa kınar mısın bu konuda? Kınarım. Yani koskoca en Galatasaray yakın akrabası. Galatasaray'da yönetici değil mi? Şey, söz divan üyesi değil mi? Kız kardeşimin eşi. İnan Kıraç. Evet. Galiba. Yani orada Galatasaray'da dostları yok mu? Ya da halasının eşi. Yani Galatasaray'da dostları yok mudur? Muhakkak vardır abi. Yani şimdi onun için mesela kardeşim bak Ali Koç herhalde 5 yıl boyunca benim kadar eleştiren biri olmadı. Ama ölmüş kardeşi üstünden yok elmalar, armutlar, ananaslar diyerek ölmüş kardeşi üstünden bu yapılırsa o canavliyle her şeyi yap. Sen de o canavliyle her şeyi yaparsın Bişar. Peki, yaparsın abi. Niye Trabzon maçı tamam, öncesi abi? Dursun Özbey zaten dedi ya işte arkadaşı, ortak arkadaş dedi açıkladı. Onunla ilgili yaptı yapacağını. Galatasaray kulübünün içine niye katıyor? Ama şöyle Galatasaray camiayı katmıyor Evren abi. Kişiler şimdi mesela nasıl o dediğin adamlar bütün ya, 30 milyon Allah demiyor ama ya. Ya orada cümle eksikliği var. Galatasaray bütününe 30 milyon Galatasaray demiyor ki. Galatasaray demiyor kulübü deyince bence orada şöyle yani dediğin çok doğru Ümit abi. 2,5 saat basın toplantısı olmaz. Ben bunu daha önce de falan söyledim. 2 saati Galatasaray konuşur. Yani 20 dakika konuşursun. Soruları alırsın biter gider. Şimdi diğer konuya gelelim. Mesela bununla ilgili benim yayınımda da bir kavga olmuştu. Ya arkadaşlar şimdi biz geçmişte hata aramaya kalkarsak. Yok geçmişi aramıyoruz. Hayır bunun için demiyorum ya. Her şeyi ararız. Çok var. Her şeyi buluruz. Ama hani bugün için konuşuyoruz. Değil mi? Evet Murat Özkaya evet. Ya şimdi Adana Demirspor'un başkanı Fenerbahçe'de doğru mu? Doğru. Doğru. Rahmetli Cavcav Galatasaraylı mı? Doğru. Doğru. Siz bundan atkı takıp Galatasaray'ın oynamayan oyuncularla kulübenin arkasında amigo gibi sevindiğini hiç gördünüz mü? Ben görmedim. Doğru değil abi yaptın. Ha belki Murat Sancan Adana Demirspor başkanı önce olmadan var. Tamam, başkanı iken diyorum. Başkanı iken. Abi sen kendi maçının devre arasından çıkıp Ankara'da Galatasaray maçı ona da git. Galatasaray sorumlusuna kadar gidiyorsun ya. Maç sonunda sen Eyüpspor'un başkanısın. Galatasaray galibiyetini kutlamak için soyunma sahasına kadar giriyorsun. Sponsor ol. Tren sevinci yapıyorlar da. Sponsor ol bir şey demem. Kaldı ki ben mesela şunu söyledim. Özellikle mesela başkan olduktan sonra ya 20 yıldır 50 belki 30 yıldır Koç grubu Beşiktaş'a sponsor oluyor ama Ali Koç burada başkanken oraya sponsor olmasını rakibi güçlendirme açısından doğru bulmadım. Bunu eleştirdim ama sen hem sponsorsun Murat Özkaya. Hem taraftarsın hem amigo gibi davranıyorsun. Abi sen Galatasaray'ın oynamayan oyuncularla atkıyı takmışsın. Kulübenin arkasında oturuyorsun. Maç sevincini yaşıyorsun. Seneye Galatasaray Eyüp Spor oynasa son maç Galatasaray Eyüp olsa ve galibiyetle Galatasaray'ın şampiyonluğu ortaya çıkacak gibi bir şey olsa. Şimdi bu arkadaş Eyüp ama Spor'un şampiyonluğu mu? Tüpraş'ta Beşiktaş'a sponsor. Tüpraş'ın yönetim kurulu başkanı Ali Koç. Bir dakika abi anlatıyorum. Aynı şey değil mi yani? Ama bir şey anlatıyorum. Bak konu dağılmaz. Yok aynı üzerinden gitmeye çalışıyorum. Ya kardeşim yanlış olduğunu söylemedim mi? Ne bir şey anlayamıyorsunuz galiba. O yanlış. Ben bunun doğru olmadığını söylemedim mi? Söyledin. Daha tamam. Ne anladın bana ama geliyorsun hani, yani? Yok hayır şöyle. Var yani örnekleri o anlamda söylüyorum. Var ama. Yani Ali Koç'ta sponsor olan bir adam gidip Beşiktaş soyunmasına mı gidiyor? Yok hayır. Beşiktaş atkısı mı takıyor? Hayır. Beşiktaş'ın oynamayan oyuncularla kulübenin arkasında seviniyor mu? Şimdi yani. Seneye Galatasaray'a bir maçı var. Son maç. Olmaz mı? Çok uzağa gitme. Pendik maçı. Pendik Ömer de aynı Koç, insanı. Ya hadi Pendik yine. Tüpraş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç. Pendik de gene de biliyorum. Abi. Ömer Koç abi. Baksana yok, arkadaşlar. Düzeltelim ya, Ömer Koç. Ömer Koç olsa Ömer Koç olsa Beşiktaş çok iyi Beşiktaş tabii. Babası gibi. Ali Koç falan buna rağmen ben mesela kabul etmediğimi söyledim. Doğru bulmadığımı söyledim. En azından başkanlık süresi içerisinde. Bunu söyledim abi. Bunu söyleyen benim. Ama Galatasaraylı hatta bir tane ben bir Galatasaraylı'dan şunu duymadım abi. Murat Özkaya'nın bu yaptığı yanlış sözünü duymadım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Kimsenin adına konuşmuyorum. Pendik geç. Kağıt üzerinde olmayabilir. Onun olduğunu herkes biliyor ama. Önümüzdeki sene Galatasaray Eyüp maçı son maç olsa. Son maçta şampiyonluk gidecek olsa. Ben sana bir soru. Eyüp yenilirse küme düşecek. Galatasaray yenilirse şampiyon olacak. Murat Özkaya kimin şampiyon? Hangisini ister? Peki abi ben adam öyle. Hangisini ister abi? Ümit abi madem öyle niye Umut Nayır'ı Murat Özkaya'dan aldı? Abi niye aldı? Fotoğraflar verdi. Ya, koalisyon ama kurduğunu düşünüyorsan. Harika. Verdi onu. Tamam bir dakika. Evet. Ya abi tamam başkan bana bunlarla gel. Ali Koç. Başkan bunlarla değilmiş Ali söylüyorsun. Abi bana bunlarla gel. Niye mesela? Umut Nayır zaten Galatasaray isteseydi elleriyle götürürdü.
Umut Nayır almasının yanlış olduğunu zaten ben söyledim. Galatasaray istemedi, Beşiktaş istemedi, Trabzon istemedi. Bizimkiler istedi, verdiler. Ya başkanla da selfisi var, onunla da ilişkisi çok. Tabii tabii, yani, diyorum. Yani başkanla tamam, da selfisi var. Ama bu işler onun için ya da Göksel Gümüştağ'ın başkan olmadan önce UEFA dönüşü üstü çekti. Yani beraber sevinmiyorlar mı uçakta kardeşim? Tabii tabii. Yani direkt sen daha iyi biliyorsun abi. Sen de yaşamış mıydın? Her, her başkanım bir şey. Ama hep şeyin içindeydi. Rahmetli Cam Cam ne yapıyordu? Galatasaray 4,5 mu verdi? Fenerbahçe 4,600 verse Fenerbahçe'ye veriyordu. Aynen öyle. Kulübünü önde tutuyordu. Aynen öyle. Ama sen öyle bir durumda şu görüntülere ama Başakşehir'in örneği var. Mesela verelim hemen. Galatasaray İrfan Can'ı çok istiyordu. Fenerbahçe aldı. Abi değil abi. Bu doğru örnek değil. Galatasaray 4,5 milyon euro veriyor. Öbürü 17 milyon euro veriyor. Bir şey ne anlatıyorsun 11. yani? 11 abi ama. Kim veriyor? Ya Mustafa Cengiz açıkladı. 4,5'tan fazla vermem dedi abi. İşte Galatasaray 11 artı oyuncu verdi. Ama Fenerbahçe resmiyetle 4 milyon aldığını açıkladı ya. O yüzden diyorum. Ya tamam sen de biliyorsun yani kimse. 4 nereye 17 nereye yani. Tamam mı? Kaldı ki ben 11. Göksel'e böyle bir suçlamada bulunmadım. Başkan olmadan önce dedim. Başkanlıktan sonra Galatasaray atkısı takıp da kulübenin arkasında sevilmedi. Yok. Ben var olan bir şey anlatıyorum. Yani çok basit, somut bir örnek veriyorum. O basit toplantıdan haklı oldukları yer de var, haksız olduğu yer de var. Yarın Galatasaray'da basit toplantısı yapar. O da kendinin haklı olduğu yerleri çıkarır, haksız olduğu yerler de olur. Hiç kimse tek başına %100 haklı veyahut da %100 haksız değildir. Hiçbir savaşın galip olmaz. Bravo. En güzeli bu. Ama savaşların kazananı olmaz. Ama arkadaşım ben şuna bakıyorum. Yani ben yani bunu hani Evren abi biz burada bir aileyiz. Tabii onun üzerine söyleyeyim ama ben bir Galatasaray'ın çıkıp da şunu dediğini görmedim. %100 ya. Burada da bu yanlış dediğini görmedim ya. İşte Murat Özkaya örneği ortada kardeşim. Yok, ya. Yok ben dedim onu. Senin üzerinde konuşmuyorum dedim. Şöyle niye? Senin üzerinde tamam, konuşmuyorum şöyle dedim. Burayı dedim, kastetmiyorum yani Galatasaraylı dedim. Olarak kimliğini ön planda tutmasaydı keşke. Çünkü çoğu kulübünde Fenerbahçeli başkanları var biliyorsun Anadolu kulüpte. Hep de oraya destekliyorlar. Fark etmiyor yani ama bunu açıklamamak lazım. Anladın mı? O yönden de çok dikkat çekti. Sevinmesi. Işte, Murat Sancak mesela Beş, Fenerbahçe başkan olmak istediğini daha önce söyledi. Şimdi. Bir dakika Okan abi. Bak, tamam. Bir açıklama var. Fenerbahçe'ye FETÖ konusunda çamur atacak en son kurumun başında siz gelirsiniz. Galatasaraylılar. Rakibimizin atanmış başkanıyla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Şunu kastediyoruz. Sayın Başkan birkaç kez niye üçüncü kez başkanlığa geldiği sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanımız rica etti dedi. Öğrendim dışarıdan birkaç dokunuş olmuş. Ya atanmış başkan diyor. Sayın Cumhurbaşkanı istediği için yani kendi iradesiyle seçilmedi. O atadı oraya. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız atadı abi diyor. Abi şimdi bak bir dakika. Ne bir bu şey şimdi? Nereye çekiyorsun mesela tamam. Algıyı sen? Ne oluyor bu şimdi? Bilmiyorum. Yani siz, ya, siz ne düşünüyorsunuz? Ya, bence ikiniz de biliyorsunuz da ben cevaplayayım bari. Yok hayır. Ben yani bilmiyorum. Ben size söyleyeyim. Şu Türkiye'de var. Ali Koç'un dışında sence izin almadan başkan olan biri var mı? Yani icazet diyelim. İzin farklı var, şey icazet diyelim. Özür dilerim icazet. Var mı kardeşim? Hadi bir söyleyin bana. Ben Ali Koç'un da... Ya da bir iki başkanın dışında. Ali Koç'un da icazet almadığını düşünmüyorum abi. Vardır vardır. Başkan vardır. Yani. Hatta ya, genel eminim genel, neyse. Genel baktığın zaman. Genele baktığın zaman böyle değil abi. Böyle değil. Kusura bakmayın yani. Hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu. Doğrudur yanlışı tartışmıyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olsam belki ben de aynı yolu izlerim. Ben de bütün şeyi elimde tutmak isterim. Herkes bana yani peki, inandığım insanlar... Ümit abi. Benim... güvendiğim insanlar belli STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının başında olsun isterim. Bu başka bir şey. Ümit abi hem federasyon başkanına hem de Galatasaray başkanına diyor ki atanmışlar. Federasyon başkanı şimdi atanmış. Şimdi kulüpler birliği başkanı kim? Ali Koç. Ali Koç. Tamam çok güzel. Kulüp başkanları seçti. Bir dakika. Madem atanmışlığa karşı çıkıyorsun o zaman çıksaydın kulüpler birliği başkanı olarak sıfatı olarak. Ben istemiyorum atanmış başkan deseydin. Seçmiyoruz deseydin. Kimle ilgili? Mehmet Büyükekşi ile ilgili. Abi ne diyorum. Anlatıyorsun bir şey ya. Hayır mesela 300 tane oy kullanılıyor. Zaten 67 tane evet verildi. 267 tane evet verildi. Hangi atanmışlığa, karşı çıkacak? Atanmışlığa karşı ve dirençliysen diyorum. Fenerbahçe de kabul etti bunu. Tek başına bunu. Kimse bir şey yapamaz. Sen yani oraya Fenerbahçe... Abi Ali Koç bu ama yani. Abi, alelade bir adam değil ki. Ya Ali Koç da ben 5 sene... Fenerbahçe kulübünün başkanı. Ben 5 sene eleştirdim. Kulüpler Birliği'nin başkanı. Hayır, beni... Yani... Ben beni susturmaya... Demiyorum. Hayır beni susturmaya kalksa susturamaz mı? Yani şöyle susturamaz. Tamam. Susturamaz yani, hayır, şunu demek istiyorum. Yok susturmuş şimdi. Hayır yok. Yok o transfer yaptı. Sizin objektiflik anlayışınız bu işte. O transfer. Hayır bir dakika. Objektiflik anlayışınız bu. Ben bir şey bak. Türkiye'de. Ali Koç'u eleştirmeyince. Bak Türkiye'de. Susturmuş. Evren abi. Eleştirince Ümit objektif. Ümit abi. Türkiye'de bak. Okan abi tenzih ediyorum. Çünkü hani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılıklı tartışması. Hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de oynamış iki futbolcu. Bu kadar objektif konuşan ben daha görmedim. Bu konu için özelliği. Hayır yani şimdi bak şu bu konu özelliği. Ya yani şimdi konuyu zaten lan, kimse konuşamadı gibi. Galatasaray'ı eleştiriyorsun. Bak Fenerbahçe'yi eleştiriyorsun. Diyorlar ki abi. Erdem Timur'dan evimi aldın. Galatasaray'ı eleştiriyorsun.
Bugün namussuzun biri yazmış. Beko'dan diyor ev eşyası mı aldın? Bak şimdi. Ne adammışım lan. Millet bana, millet ben konuşmayayım diye neler yapıyormuş. Şimdi bak şimdi. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz. Abi adalet merhamet. Bu bir insanda olması gereken iki şey. Bravo. Ben ama ben demiyorum ki %100 haklı. Ama öbür taraf hiç haksız demiyor ki. Ya, öbür taraftan yani birisi çıkıp da %100 haksız demiyor. Teknik olarak örnek vereyim. Abi Tete'nin pozisyonuna penaltı değil demeyenlerin İrfan Can'ın pozisyonuna penaltı deme lüksü yok. Ofsayt timsiyle şampiyon olanların burada Fenerbahçe'nin lehine yapılan bir hatayla giden maçtan sonra Erdem Tümün açıklaması var. Şampiyonluğu etkileyecek bir 3 puan deme lüksü yok. Önce bunu Fenerbahçe için de söylüyorum ha. Bizim de lehimize yapılan hatalarda bunu demiyorsak başkasınınkine deme lüksümüz olmamalı. Mesela Ali Baş'ta hep Fenerbahçe Galatasaray'ın lehine yapılan hataları bahsetti. Yani bu sene ben objektif olarak söylüyorum. Fenerbahçe'nin daha çok lehine hakem hatası yapıldı. Evet tamam bir dakika. Yani Kasımpaşa yalnız, maçı var, Trabzon maçı var, Alanya maçı var. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız, her pozisyonda bir penaltı tamam, çıkıyor. Tamam bir dakika. Çizgiyi nereden çekiyorsun? Çizgiyi bu sene üzerinden çekersen böyle olur. 6 sene, 10 sene üzerinden çekersen başka bir şey olur. Başka bir şey olur. Yani şu bardak başka bir markette viski bardağı, öbür markette yok, ayran bardağı neyse duruyor. Ayran bardağı su bardağı değil. Ya neyse abi yani, bakış açısı diye bir şey var. Olamadı Fenerbahçe. 10 nasıl? Yılda. Nasıl? Hakemlerden mi şampiyon olamadı? Hayır, tabii ki ondan değil. Abi kendi son başarısı. Son 5 yılda abi 4 farklı takım hayır, şampiyon hayır. olmuş. Evren abi. Zaten bravo. Teknik olarak. Abi bir dakika. İki yani, Galatasaray. Abi şimdi Trabzon, konuyu oraya. Öyle, Başakşehir. Ben zaten biz teknik başarısını ben 5 senedir eleştirmedim mi? Evet. En çok sen eleştirdin. Sanki eleştirmemişim de yani ben buraya bağlanmıyorum. Ben biz onun sana, yorumuna yorum Evren katıyorum. Evren abi sana muhalefet olsun diye söylemiyorum. Hayır onun yorumuna yorum katıyorum. Aslında. Buyur abi. Anlatabildim mi? Onun yorumuna yorum katıyorum ben. Yani mesela şimdi Rasim'in ya Mert Hakan yiyorsa bunu Trabzon'da yapsın. Şimdi Mert Hakan bu hareketi yaptı mı yaptı. Tasvip etmedim bir hareket. Kesinlikle. Söyledin mi? Söyledim. Abi ben de onu dedim ama. Tamam. Hakemi tehdit edilmesi. Yani bu baskı. Baskı da yani yorumlama şeyi. Aynısını Kaan Ayhan yaptı. Niye kimse konuşmadı? Hani niye kimse konuşmadı Vinicius'u abi? Vinicius'u konuştuk da şeyi konuşmadık. Vinicius ağzını aça gözünün içine baka baka neredeyse köpüklü ayran gibi balgamı dolduracaktı. O ceza almayınca bir Allah'ın kulu konuşmadı da. Ben ikisini de tasvip etmiyorum bu arada. Konuştu ya herkes. Bütün medya konuştu. Ama İkari'yi... Galatasaraylı'dan bahsediyorum. Evren abi. Medya değil. Genel medya demiyorum. Galatasaraylı'dan bahsediyorum. Ya zaten Galatasaray %20 abi zaten. Medyada bir şey kalmadı ki. Zaten %80'i zaten her tarafa bağlamışlar. Bir yapacak bir şey yok ki. Oo. Dijital medyada o tarafta. Bir dakika. Yani ağırlıkta o konuşuluyor zaten. Galatasaray'da medyada temsilcisi yok. Her tarafı bağlamışlar. Zaten onunla ilgili de zaten baktığında normal yorumcular Galatasaray çok şey objektif konuşuyorlar genelde. Dijital medyada zaten birkaç tane var. Onlar da biliyorsun. Kulüp hem kulübe yakınlar hem Galatasaray'la ilgili de zaten savunuyorlar. Biz de işte ortada gidiyoruz. Yani ben burada hak biraz olarak önce ne dedim? Ya bu ligde şampiyonluk kupası vermezse iletişim kupası versinler. Sosyal medya kupası versinler. Sürekli açıklamalar var abi. Tabii. Abi iş çığırından çıktı artık. Tadı tuzu kalmadı yani. Kimse tek başına %100 ben haklıyım demesin. Ne orada desin ne burada desin. Maalesef ama hep söylüyorum. Her geçen gün daha kötü günleri konuşuyoruz. Yani geçen haftadan daha kötü gündeyiz. Haftaya bugünden daha kötü günde olacağız. Yani bu bir gerçek. Ya ben ama, ben aslında ümit de şey ben bu konuyla ilgili ümitsizliğe katılmıyorum diye genel konuştuklarıyla ilgili hakem hataları şu olmuş takımlara. Ben Ali Koç'un açıklamasıyla ilgili olaya katılıyor mu? Doğru mu yani yaptı? Abicim kısmen sen doğru. Sen niye suçmesi diyorsun? Hayır mesela önünde, ben diyorum ki ben önünden haklı olduğu taraflar yani. Da çok. Okuyarak çünkü bunu yaptı. Hayır haklı. Genelinde önemli tam noktalar mesela, alarak. Sen mesela şöyle. Bu normal bir Dursun durum Özmen'in, değil. Yani, teknik olarak yani bireysel olarak eleştirsin başkan her şey desin ama camiayı kulübü sokması. Devamlı tamam, da okuyarak söylemesi. Dursun Özmen'in ölmüş kardeşi üzerinden bu göndermeler yapması doğru mu? Yok ananaslı elmaydı armuttu. Yani ben, ölmüş kardeşiyle ilgili yanlış tabii öyle. Bence de yanlış. Aynı. Burada da yanlışlıklar var. Şöyle bu bak bireysel İkisinde de yanlışlıklar var. İkisi de %100 haklı değil. Belki olmayan bir şey için işte oturduk o onu aradı. O aracı soktu. Şu oldu. Bunları açıkladı özel durumları mesela. Hı-hı. Zaten oradan bir şekilde söyledi. Veya onu eleştirdi. Ama Galatasaray kulübüne hiçbir zaman Fenerbahçe kulübüne Dursun Özbek getirmedi kulüple alakalı. Ama kulübün başındaki adam ki. Ha. Getirmedi yani. O da o kulübü temsil ediyor. Yani baktığın abi, zaman ikisi de ya ikisi de baktığın zaman bak ikisinin de kendine göre haklı tarafları var. İkisinin de bize göre haksız tarafları var. Çünkü suç gariptir abi. Hiç kimse kabul etmez. İkisi de kendine göre %100 haklı. Ya biz abi ülke ya? Olarak sen biz eğer beka sorulursa Galatasaray bunu onaylıyoruz mu mesela? Ya bunu Galatasaray ben şunu düşünüyorum. Veya hayır FETÖ örgütüyle bunu şey yapabilir adlandırabiliyoruz mu Galatasaray kulübü? Bunlardan her camiaya sızdılar.
Ya camiaya işte bunu diyemezsin demek istiyorum. Tamam, sızdılar. Tamam. Ama bunu Kaan 30 milyona demedi. Ben öyle düşünmüyorum. Yani abi, orada bir cümle cami eksikliği var. Bak. İşte ama bütününü diyemezmiş. Demedi ama. Özür dilemiyor mesela. Ha? Nasıl? Hiçbir şey içinde özür dilemiyor mesela. Her şey söylenip kalıyor, ya gidiyor. Ve bu normalleşiyor. Bak, bu çok tehlikeli. Federasyon olayı da normalleşti. Bir özür yok. Erden Timur bir hata yaptı. Çıktı, özür diledi. Yapmaması lazım. 1000 defa önerdik ama hep o ön plana geliyor. Ama bu olaylara baktığında hepsi kapatıldı gitti. Aha. Sanki hakem dövmek. Niye hakem ne zaman dövüldü? Hangi başta? O açıklamadan sonra oldu. Ya bayağı oldu. 2 ay oldu. 2 ay oldu ama. Federasyon işte bunlar normalleşti ve kapatıldı gitti. Bu da normalleşiyor yani. Bu da yanlış. Burada yani insanlara bunu söylemek doğru bir şey değil. Peki federasyon başkanını istemiyor. Ümit abi. Federasyon başkanının gidebileceği stat yok ya. Yo, Ali Koç hiç öyle bir şey söylemedi. Nasıl söylemedi? Hiç istifa falan desin demedi. Bir de daha. Resmi olarak vallahi demedi hiç. Söylediler gitse ne olur gitmese ne olur dedi. Ben şunu resmi olarak da bir açıklama yapmadı. Bir tek Galatasaray yaptı. Abi. Sonra da Beşiktaş mı yaptı? Beşiktaş bilmiyorum. Ya. Şunu söyleyeyim bak. Bir açıklaması da var. Diyor ki FETÖ'nün boruzanlığını yapan Rasim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. 3 Temmuz 2011. Bir süreç bir günde gelmediler. Önce ortam oluşturdular oraya. O dönem oraya ortam oluşturan gazete ne? Taraf gazetesi. Demişti. Onların o dönemki zaten Rasim'e de o yüzden vuruyor. Sen orada yazıyordun falan diye. Hı hı. Peki oranın spor müdürü kim? Oranın spor müdürü bugün Fenerbahçe'yi savunuyor kendince. Şimdi sen koskoca Fenerbahçe kulüp başkanısın. Bunları görmüyorsun, okuyamıyorsun ya da sana eksik bilgi veriyorlar. Yani senin hedefi doğru seçmen lazım. Sana kim ortam hazırlamışsa bu işlere. Hazırlanış da yanlış değil mi? Bak tabii eksik bilgi ve bak ben 2 sene dedim ki Fenerbahçe'de paralel Fenerbahçe yapılanması var. 2 sene sonra Ali Başkan çıktı dedi ki Fenerbahçe'de paralel Fenerbahçe yapılanması varmış. Şimdi başkanın daha derin hazırlanması lazım. 2,5 saat açıklama yapıyor. O kadar çok şey söylüyor ki başıyla sonu belli değil. Tutarlı da değil zaten onu da söyleyeyim. 2,5 saat basın toplantısı olmaz. Eğer hedefin 3 Temmuz'dan intikam almaksa daha doğru araştırma, daha hani donelerin sağlam olması lazım. Anlatabiliyor muyum abi? Ya ama işte hep kalbe vuracağına diyelim kola vuruyor. Sonuca da gidemiyor. Başarı da sağlanamıyor. Yani ne, abi, ben, ne konuşuyoruz bak, biz bugün bak, abi? Okan abi ne konuşuyoruz? Ne, yani, beka sorunu dediğini evet, konuşuyoruz. Futbolu konuşmuyoruz abi. Biz burada ne adamıyız? Futbol adamıyız. Futbolu konuşmak için buralardayız değil mi hepimiz? Tabii. Şimdi baba ne olursa olsun kimse kusura bakmasın. Tabii ki de Ali Koç'un ben niyet okuyamadığım için ne niyette söylediğini de bilmiyorum. Ama büyük bir camiye terör örgütüyle ilişkilendirmek doğru değildir. Kim yaparsa yapsın bunu. Ha, Ali Koç yapıyor mu yapmıyor mu değil. Belki bireysel olarak bazı kişiler üzerinden hocanın dediği gibi dil sürtüşmesi yaşamış olabilir. Bazı kişiler üzerinden örnek vermeye çalışmış olmuş olabilir de. Ama abi biz kim haklı, o haklı, bu haklı diye aramamamız gerekiyor. Artık başkanların da yöneticilerin de açıklamaları biraz daha yumuşak geçmesi gerekiyor. Toplum öyle bir duruma geliyor ki insanlar sokaklarda artık burun buruna gelmeye başladı. Bu doğru bir şey değil. Bak statlarda, oralarda, buralarda artık dikkat edin. Eskiden böyle değildi. Şimdi küfürler, hakaretler, federasyon başkanına, başkanlara, yöneticilere, eski efsaneler. Yani bunların sebepleri ne biliyor musun? İşte başkanların yapmış, yöneticilerin yapmış olduğu açıklama. Şimdi Galatasaray takımı bu ülkenin güzide kulüplerinden bir tanesi. Büyük kulüplerinden bir tanesi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kardeşim olmadı mı? O ligin rekabeti tadı çekilmez. Ama işte buradaki yöneticiler de babacığım biraz daha sağduyulu olun ya. Ne olursa olsun. Belki hocanın dediği gibi ailesi ölmüş kardeşi üzerinden yapılan söylemleri de onu bir anda tahrik edip hataya da sürüklemiş olabilir. Ama ben Ali Koç'un 30 milyonu katarak bu söylemi içerisine alarak bu söylemi söylediğini düşünmüyorum. Bak o şekilde iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum. Artık da lütfen bunun önüne geçilsin. Biz burada futbolu konuşalım. Bak konuşurken bile bu tür konular abicim ağzımızda bin tane, beynimize bin tane düşünüp cümle kurmaya çalışıyoruz. Ağzımdan yanlış bir kelime cümle çıkarsa acaba Silivri'ye doğru yol alır mıyız diye Allah korusun, bir tedirginlik yaşıyoruz. Yalan mı abi? Şimdi bu ülkede... Biz rahatsız canım. Bizim bir sıkıntımız yok. Hayır rahatsız konuşurken... Rahatsız olanlar mesela. Biz rahatsız. Dışarıdakiler daha biz rahatsız sıkıntılı. Ama konuşurken yine onu anlatmaya tabii, çalışıyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Maalesef artık futbolun ya içinde kalamıyoruz. Geriliyor. Kötü bir ortam. Futbolun içinde kalamıyoruz. Bu ortamın gerilmemesi gerekiyor. Lütfen artık biz saha içini konuşmak istiyoruz. Hakemler de, federasyonda, başkanlar da biraz daha saha duyulu olsun. Hiçbir başkanın yeri geldiği zaman açıklamalarını tasvip etmedik, burada eleştirdik. Bundan sonra da kardeşim lütfen buradan başkanlara sesleniyorum. Biraz daha duyarlı, saha duyulu açıklamalar yapın da biz de zor durumda bırakmayın. İnsanları da farklı yöne yönlendirmeyin kamuoyunun içindeki, toplumun içindeki insanları. Ya mesela hayırlısı biz yıllardır medyadayız. Fenerbahçe'nin kura çekimini verebiliyor muyuz bu arada? Yıllardır medyadayız. Evet. Hepimiz arkadaşımız, Fenerlisi, Galatasaray. Benim çok yakın dostlarım Fenerli şu. Yani biz yıllarca atışırız, tartışırız. Şimdiki ortamda düşman gibi tavırlar, bakışlar var. Halbuki maalesef. Bir alakası yok ki bize, bizim öyle bir şeyimiz yok. Niye bu burada bile ayrıştık yani? Neden oldu bu? Bütün yöneticilerin bunda hatası var.
Yani bu açıklamaları işte buraya götürüyor. Ondan sonra onu niye sevmiyorsun? Burası, biz herkesi seviyoruz. Bizim amacımız zaten futbol konuşmak ama siz futbolun önüne geçtiniz. Futbolumuzla devamlı şu an Avrupa'da, dünyada bizi itibarsızlaştırmak adına devamlı kötü şey örnekler var. Yok işte hakem orada dövdü. İşte Riyad'daki olay. Tabii. Anladın mı? Hep böyle. Bunlar da hep biliyorsun İngiliz, İspanya gazetesi bir dakikada çıkıyor. Ama iyi bir şovumuz, iyi bir oyunumuz veya burada olan güzel bir şey hiç yansımıyor. Tabii. Bravo. Bunları kimler istiyor, niye istiyorlar? Abi iyi bir şova dönelim. Fenerbahçe turu attı. Okan abi, işte. Evren abi, Ümit abi. Fenerbahçe turu attı. Olympiakos rakip. Şimdi bak bu Olympiakos ilk maçı 3-1, 4-1 kaybetti. İkinci maçı 5-1 aldı. Evet. PAOK ilk maçı 3-0 kaybetti. İkinci maçı 5-1 aldı. Bu UEFA iki Yunan'dan birine finali oynatacak abi. Fenerbahçe'yi de Aston Villa'ya yarı finalde Aston Villa. Bak bu değişik bir şey ya. Bak şimdi biri Dinamo Zagreb'e 3-0 yenildi. Kim derdi ki finalde 5-1 yenecek? Biri Teheran'a 4-1 yenildi. Bir kişi istisnadır. Kim der ki? Yok da o Olympiakos acayip oynadı yani. Dön gel 5-1 uzatmaya gitti 6-1. Ya da 4-1 uzatmaya gitti 5-1 6-1. Güzel bir yeri yakaladın ha. İki tane Yunan'dan biri, Yunan ekibinden biri, Yunan demeyeyim. Final oynayacak abi, bunu yapacaklar. Ha bunun karşılığı inşallah Fenerbahçe olur. Orada kan gövdeyi götürür. Ben size söyleyeyim. Bizim şanssızlığımız Aston Villa ile oynayacak olmamız. Yarı finalde. Ya da Lille. Değil mi? Lille de belli olmaz. Lille de. Gerçi Aston Villa orada o biraz daha iyi de. Onu emir abi. Adamın tespih koleksiyonu gibi UEFA kupası koleksiyonu var. Var. Ya o kadar ucuna tutuyorsun böyle kupayı alamıyorsun. Yani bir de düşün yani. Zaniolo kadroda yok yani artık Aston Villa'da. Hocam Bruce Pau'u eler. Bruce Pau'u eler. Elemez abi. Eler hocam. Gel iddia girelim. Ya baba Cilos bundan 30 puan önde. Tamam. Ben de söylüyorum. Bruce Pau'u eler. Gel bahse girelim. İddia girelim. Yani neticede. Valla Fenerbahçe'nin Olympiakos'un kadrosu iyi. Tek baktığında iyi. Bir bütçeleri bir karşılaştıralım. Bütçeleri ya Olympiakos'ta El Kabi oynuyor Hatay Sporlu. Evet. PAOK'ta Samat da oynuyor. Düşün yani aslında baktığın zaman. Alıp oynatmadım. Şu finalde Fenerbahçe Aston böyle değil. Ha total aynen. Olympiakos 111 milyon euro. Fenerbahçe 207 milyon değil mi? Yanlış görmüyorum. Biraz uzak ama. İki katı. Yaklaşık. Ya ben Olympiakos'un o kadar para harcayacağını inanmıyorum. Kim almış da 111 milyon euro ya? Almışlar abi. Ya şu var mı ya? Oyuncu da isimler tabii şu an. Hani Olympiakos takımını eskiden bir nokta sayardın. Şimdi sayamıyorsun çok fazla. Ben Fenerbahçe Olympiakos'u eleyeceğini, Olympiakos'un da içerideki ilk maçta iki tane çok önemli oyuncu olmadı. Onu söyleyeyim. Yok hocam. Her hepimiz diyorduk ya Cilos öyle takım aman gelmesin bir sen gelsin diyordun. Aman gelmesin. Hani Allah herkesin planı var da Allah'ın da planı var. Şimdi herkes, daha doğrusu hepimiz Olympiakos'u Cilos'tan daha zayıf görüyoruz. Belki de daha zor bir rakip çıkacak. Fener şeyde eler de abi. Aston Villa maçları çok tuhaf bir şey sebep olabilir. Ama Fener bir de işin kötü yanı galiba. Aston Villa maçı iki maç olmasa hiç korkmazdım. Hayır iki maç abi. Fenerbahçe oradaki maçla 90 dakika bir de buradaki içerideki maçı ilk 45 dakika çok kompakt iyi oynadı. Yani reaksiyon gösterdi yani şey yapmadı yani böyle çekinmedi. 3-0'ın rehaveti değil. Reaksiyon tepki koydu. Olympiakos'ta da şu yok. Bişar bilmiyorum haber aldınız mı? İki tane çok önemli. Hep oynayan oyuncusu oynamıyormuş bu maçta. Ya bir de Okan abi. Yani sen Fenerbahçe'sin. Orada. Sen Fenerbahçe'sin. Orada iki tane önemli oyuncusu yok. Sen yani oynamasan, bak. Düşün. Sen yarı final oynamasan Olympiakos oynayacak. Ya sen Olympiakos'tan aşağı bir takım değilsin ya. Çıkar babalar gibi oynarsın. Neler Olympiakos. Bişar'ım resimlerimiz var diye. Geliyor. Aston Villa diye ben çok rahat eleyeceğimizi düşünüyorum. Ama Aston Villa diyorum. Olympiakos'u. Verelim fotoğrafları. Twitter'da yazanlar da vardı. Kim var bakayım. Dur. Ama benim arkadaşlarım o zaman diyor bizim fotoğrafları niye vermiyor? Yok Twitter'a yazanlar bunlar abi. Bir dakika bak. Evet. İsveç'ten Serman Kanat'la YTL Osman. 1 milyon 200 bin takipçisi var. Maşallah. Bir eşekle Taksim Meydanı'nda video çekti. Uçağa götürdü. Sıpayı uçağa götürdü. Ne Osman dedin? YTL Osman. Osman'ım haho diyorum sana. Öpüyorum seni. Serman Bey'e de selam. Çok selam herkesine de. YTL ne anlama geliyor yani YTL yeni Osman? Yeni Türk lirası. Ha yeni Türk. Osman yayına çıkar. Helalinden 500 milyon dolar, 500 milyar euro. Gerçekten oraya gitmiş mi? Halka resmi koymuş. Kerem Aksen çok teşekkürler. Kıbrıs'tan selamlar kendisine. Bir de başka bir arkadaşımız daha var. Hidayet Yapal çok teşekkürler. Taco Vela çok teşekkürler. Şu anda alabildiklerimiz çok çok fazla var. Ama alamıyoruz. Yetişemiyoruz. Bir daha konferansa dönelim. Ediz abiye de selam olsun bu arada. Bir daha konferansa dönelim. Konferansa dönelim bir daha. Sizlerden diyeceğim. Ümit abi. Döndüm. Döndüm abi. Buyurun. Ben Fenerbahçe'nin konferansa devam ettikçe ama şampiyonluk yolunda mesela Trabzon maçını geçse bile daha farklı bir sürpriz yaşayacağını düşünüyorum. Mesela düşünsene İngiltere'den geldin Aston Villa deplasmanında hafta sonu lig maçın var. Ne yapacaksın?
Sence Trabzon maçı dışında Fenerbahçe'nin yani Trabzon maçı da yani oraya geçerse Ali Sami'ye ne kadar puan kaybedeceği bir rakibi var mı? Sana bir soru abi. Beşiktaş var da. Ne Beşiktaş? Sen... Beşiktaş. Bu Beşiktaş o geçen sene gibi olmaz. O iş geçen sene gibi olmaz. Cesus yok. Peki şunu sorayım abi sana. Galatasaray'da hiç Hatay'a yeneceğini düşünüyor muydun? İlk yarıydı o. Yani şöyle. O zamanlar konsantre, o zamanki puan kayıplarının telafisi vardı. Galatasaray'da yarın Kasımpaşa'ya geçerse Galatasaray'ın da Ali Sami'ye ne kadar kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Fener'de Trabzon'a geçerse Ali Sami'ye ne kadar kaybedeceğini düşünmüyorum yani. Çok acayip. Çünkü milli ara Galatasaray'ın da sakatları dönecek. Bu arada her iki takım da 100 puana vurdu. Ya Fenerbahçe'yi ben anlamıyorum bursun abi. Kupa... Sonuçta şampiyon olmadan bir değeri kalmıyor ki. Bak, Fenerbahçe aynen. İki sezondur kupa önüne geliyor. Kadıköy geliyor. İkisini de abi alıyor rakiplerine veriyor. Ya bu sezon bakıyorsun Alanya ile Samsunspor maçı. Ya sen yensen şu anda 6 puan. Verdi mi abi şampiyonluğu sence? Ya hayır yani veriyor demek istedim. Geçen sene verdi. İçeride kimler yenildi biliyorsun. Küme düşmeye olan takımlar. Kalıyorsun verdi. Bir dakika lafımı niye bölüyorsun ya? Ben seni lafını bölüyorum. Niye giriyorsun araya? Haklısın kardeşim. Ben çok önemli bir konudan bahsediyorum. İşte bak şimdi sen bu sezon da aynı şekilde mesela. Alanya ile Samsunspor'u yenemiyorsan baba şampiyon olma. Hadi Galatasaray ile Trabzon'u tamam. Niye öbürü Hatayspor'u yenemezse şampiyon oluyor da. Ama Galatasaray içeride... puan kaybetmedi. Derbi maçlarında puan kaybetmedi. Kaybedecek rahat ol ya. Fenerbahçe maçı o her şeyin bir kim var abi. Ya, ama beraberlik de Galatasaray şampiyon yapıyor. Yani iki puanla giderse. İki puanla giderse. Benim yarın kestim yani yarın şampiyonluk turuna çıkacağız diye düşünüyorum. Yarın kupayı kaldırır mısın abi? Biz kaldırdık zaten çoktan bitti o iş. Yok yarın kaldırır. Yarın kaldırır. Böyle büyük konuşuyorlar ya. Son güne büyük iyi güler. Büyük konuşma. Allah. Büyük konuşmuyorum. Ben Galatasaray'a güveniyorum. Büyük konuşmuyor. Bizi konuşturan Galatasaray ya. Biz kendi başımıza ne konuşacağız? Bizi Çorum Spor hep başardığı için. Fenerbahçe konuşturuyor. Tamam da Fenerbahçe başaramadı ki 10 yılda. Ümit abi Fenerbahçe'nin son haftaki futbolu seni korkutmuyor mu? İyi oynuyor son haftada. Ya, abi Ciros maçında gördük. Ya. Tamam iyi oynadı. İçeride ilk yarı çok iyi oynadı. İçeridekini diyorum. İlk yarı çok iyi. 3-0'ın rehaveti var. İçerideki oyunu mu diyorsun? İçerideki oyunu diyorum. İlk yarı bence iyi oynadı. Ben beğendim ilk yarı Fenerbahçe. Deplasmanda doğru oyun oynadı bence. 3-0'ın şeyinde her türlü öyle rehavet olur. Abi. Evet. O normal ya ona bir şey de. İki ilk yarı ben beğendim. Fenerbahçe maçı iyi mi oynadı? İyi oynadı abi. İkinci yarı özellikle çok iyi oynadı. Mesela şu maçta biz yani abi isabetli şutu yok. İlk yarı değil ikinci yarı. Gol biliyorsun değil mi? Evet. İsabetli tutu. Fenerbahçe maçı felaket kötüydü. Bir dakika bir dakika. Fenerbahçe maçı isabetli şutu kaç bitti maç? Ha yok ilk yarı isabetli şutu. Tamam ilk yarı kötüydü ikinci yarı çok iyi oynadı. Onu demek istiyorum. Bilmiyorum bence Fenerbahçe. Şimdi oluyor abi yani. Bak bugün Beşiktaş iki kere kötüydü ve Galatasaray'da da Fener'den oluyor. Fenerbahçe için felaket bir maçtı bence. Hatta ben sana bir şey diyeyim. Fenerbahçe'nin son haftalarda formu çok kötü. Demiyorum Fenerbahçe'nin Pendik maçı. Kasımpaşa maçı. Yarın ligin yani bir şekilde şekillenir. Evet. Yani tabii. Ben sana söyleyeyim. Ya hani Fenerbahçe kazanır Galatasaray kaybederse hakikaten yani tam böyle dengelenir. Ama Allah korusun Fenerbahçe kaybeder Galatasaray lig kazanırsa. Lig biter o zaman. O psikolojik üstünlük dedikleri şey çok ortaya çıkar yani. Ben sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray ne yapar biliyor musun? Trabzon'u yenmemiz lazım. Ben ondan hissediyorum yani. Şimdi Galatasaray ne yapar biliyor musun? Öyle bir şey olursa, öyle bir senaryo hocanın dediği gibi mesela senaryo oluşursa abi. Kadıköy'de de Ali Sami Yen'de de kupa kaldırır. Nasıl yani? Son ikinci hafta. Sondan ikinci haftaya. He. O duruma getirir. Nasıl Kadıköy'de de Ali Sami Yen'de? Kadıköy'de kaldırdı. Şimdi Ali Sami Yen'de de kaldırdı. Geçen sene kaldırdı zaten. Hayır Kadıköy'de kaldırdı bu sefer Ali Sami Yen'de Galatasaray Fener maçında kaldırır. Nasıl Kadıköy'de Fenerbahçe maçında kupayı kaldırdı? He. Galatasaray maçında da kupa Fener öyle bir duruma getirdi. Fenerbahçe şey maçında kaldırmadı bak, mı? Okan abi şurada haklı. Şöyle bir şey oluyor. Galatasaray son 3 haftaya girdiği zaman yani 3. son 3 hafta kala ki maç bittince Galatasaray ile Fener arasındaki puan farkı 4 ise yok yine garantileyemiyor. Ama Fener maçında beraberlik şampiyon yapabilecek. İşte onu demek istiyorum. Fener maçında ilan edebilir şampiyonluğu. Okan abi var mı son olarak söylemek istediğin bir şey? %100 haklısın. Tespit nasıl? Mükemmel. Hayır mükemmel. Evren abi matematikten nasıl bunu nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Galatasaray'la ilgili Okan onun harika. Bir şey söyledi ya. Abi. Mükemmel. Okan bayılıyor. Müthiş. Bak Galatasaray'la ilgili bir şey söyledi. Bayılıyorum Okan'ın. Ya tabii bayılacaksın abi. Sonra bir şeyler feyiz alıyor. Arkadaşlar çok ufak bir duyuru yapmam lazım. Çok ufak bir duyuru yapmam lazım. Bugün bu stüdyodaki son yayınımızdı sevgili izleyicilerimiz. Evet. Tabii. Yarın ve öbür gün teknik sebepler sebebiyle yani stüdyo kişi sebebiyle yayınımız olmayacak ama haftaya cumartesi yine aynı saatte sizlerle olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol bitti.